Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimden kısa videolar çekmek istiyorum. Burası benim memleketim. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Memleketin havası, suyu gibi yok diyorum arkadaşlar. Sizlere vaktim oldukça her yerinden, her bölgesinden kısa kısa videolar çekeceğim. Daha güzel manzaralı yerler var. Biz şimdi biraz çukurdayık diyelim. O yüzden fazla manzara gözükmüyor. Bu da köyümüzün camisi. Havası, suyu o kadar güzel ki anlatamam. Memleketlerimiz bir başka. Şöyle de abim ileride patates dövüyor motorla. O da şimdi birazdan bu tarafa gelirse onun da videosunu çekeceğim. Bu da bizim köyün küçük bir tepesi. Gördüğünüz karşıdaki tepe. Evet arkadaşlar, şimdi çayırlığa geldim. Burada ben küçükken kuzu otlatıyorduk arkadaşlarla birlikte. Buralarda oynuyorduk. Şöyle göstereyim. Karşıdaki köyün ismi Ovalı Bağ diyoruz. Şöyle de kendi memleketime doğru geliyorum. Burası da bizim memleket arkadaşlar. Şimdi şu an köyümüzde düğün var. Sesi de geliyor duyduğunuz gibi. Manzarası inanılmaz güzel arkadaşlar. Şöyle de inekler otluyor. Onları göstereyim. Şöyle de karşı dağı göstereceğim. Yazın ortası olmasına rağmen hala karlar duruyor. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beyazlıklar gözüküyor. Şöyle biraz daha yaklaştırırsam daha net gözükebilir. Şöyle dikkatli bakarsanız karlar gözüküyor. Sizlere köyümün çayını göstereyim. İlkbaharın, kışın çok su oluyor arkadaşlar. Sular biraz azaldı. Yukarı köylerden de patates sulayıyorlar. O yüzden şu an biraz azalmış durumda. Şöyle de coşkun akan yerlerini de göstereyim. Burası da ısırgan ot arkadaşlar. Ama yabani ısırgan. Bizim böreğini, yemeğini yaptığımız ısırganlardan değil. Belki bu da yeniyordur ama biz de yemiyoruz. Şöyle dere boyu sizlere göstereceğim. Şöyle dere boyu sizlere göstereceğim. Bu arada hiçbir mantar da göremedim. Şanstan. Biz gelmeden çok mantar vardı. Çok güzel yağmur yağmıştı. Ablam falan çok topladılar. Ama bizim şanstan geleli belli yağmur yağmadı. O yüzden de mantarlar yok. Şöyle bakıyorum ama göz ucuyla. Bizim bu akan su Nevşehir'den geliyor arkadaşlar. Bayağı çok köylere gidiyor böyle, Aksaray. Daha aşağı Sazanlıklara doğru gidiyormuş. Belki tanıyan arkadaşlarımız varsa o yerleri. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Şöyle Ovalı Bağ'a doğru yaklaştık. Şöyle karşı taraflarında güzelliklerini göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel çiçekler var ama uzak olduğu için fazla net gözükmüyor. Bugün dedim memleketimizdeyiz. Bir değişiklik olsun. Hep yemek videoları değil de biraz da memleketimin güzelliklerini göstereyim takipçilerime. Her yer çok güzel arkadaşlar. Mis gibi. Çiçekler bir ayrı ayrı kokuyor. Havası bir ayrı güzel. Serin yayla havası. Nasıl desem, tam yaşanacak yerler. Şöyle yukarıda patates tarlalarımız var. Gördüğünüz gibi orada da sulanıyor patatesler. Bunlar da ekinlerimiz. Gördüğünüz gibi hepsi başakta.
Bunlar arpa arkadaşlar. Hayvanlara yem yapıyoruz. Birazdan şu karşı tarafa geçeceğim. Oradan patates tarlalarını göstereceğim. Bu arada Ovalıbağ köyüne yaklaştık. Birazdan daha yakınına varacağız. Bayağı bir yukarılara doğru geldik arkadaşlar. Karşı tepeye yaklaştık şu an. Biraz daha şöyle çiçekleri göstereyim. Rengarenk. Bu arada ikindi ezan okunuyor. Bu arada da bu otların içinde çok yılan oluyor arkadaşlar. Geçen yıl geldiğimizde yılanın yavrusunu görmüştük. Şu anda otların arasından giderken yılana basarım diye korkuyorum. Burada da pimaçları döşemişler. Patates sahipleri patateslerini suluyorlar. Karşıda gördüğünüz dediğim Ovalıbağ köyü. Bayağı bir yaklaştık. Şimdi buradan geri dönüyorum. Şöyle tam karşıda köyümü tam karşıma aldım şu an. Tam karşıdaki gördüğünüz benim köyüm arkadaşlar. Diğer köylerde biraz tepeye çıktık. Şöyle yaklaştırayım. O karşıda gördüğünüz benim babaannemin köyü. Diğeri de bir başka köy. Gördüğünüz gibi bütün köyler tepeye çıktıkça görünmeye başladı. Biraz çukurdaydık biraz önce. Bu ağaçların arkalarında hep başka başka ayrı ayrı köyler var. Şimdi kendi köyüme doğru ilerliyorum. Karşıda patates tarlaları sulanıyor arkadaşlar. Yola çıktık. Patates tarlalarını önümüze aldık. Yağmurlamayla sulanıyor. Şöyle yakına doğru varacağım, göstereceğim size. Sulanan patates tarlalarına geldim. Buraların arıklarını dövmüşler. Artık kümaşları da aralarına kurmuşlar. Artık buranın işi bitmiş. Patates sökülene kadar bu kümaşları kaldırmıyorlar. Böyle sulanıyor. Arada tabi ilaç falan atıyorlar. Böceklenmesin patatesler diye. Gördüğünüz gibi ne güzel de sulanıyor. Sizce de çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel diyenler yorumlara. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere daha çok güzellikler sunmaya çalışacağım. Tatil boyunca. Daha sonra evimize vardık mı yemeklere devam edeceğiz. Bunlar da abimin civcivleri. Daha küçükler. Hep dağıldılar. Burası da kuyumuz. Patateslere su gidiyor. Patatesleri buradan suluyoruz. Köyümüzün güzellikleri arkadaşlar. Çiçekler rengarenk. Havası mis gibi.